Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor. Diyor ki İpek Ongun'da karşımıza çıkıyor. Ne çıkıyor? 37 yıldır yazan ve 31 kitabı yayımlanan bu özellikler. Bize verilen bu parçada İpek Ongun'un kimi özellikleri sıralanmış. Fakat bu özelliklerin hepsi olumludur. Yaşamın ekseni olarak sevgiyi görme. Eğitime duyulan katıksız inanç, kimi zaman daha iyi bir eğitim için katlanılan fedakarlıklar, yaşama şükür duygusuyla yaklaşmak, din, dil, ırk farklılığını aşan güçlü dostlukları kurmaya ve beslemeye duyulan inanç diye sıralanmış. O zaman parçanın konusu nedir? İpek Ongun'un olumlu birçok yönüdür. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada yeni dünya düzenindeki çatışma koşulları ile ilgili numaralanmış ayrıntıların hangisinden söz edilmemiştir? Soru kökümüz olumsuz. Çalışılacak mekana yönelik tercihte bulunabilme gücü. Buna göre tercihte bulunamazlar. Diyor ki nerede, nasıl, hangi şartlar altında çalışacağına dair söz hakkı kısıtlı ve hiç bulunmayan çalışanların kendilerini çalışmaya mecbur hissetmesinin pek çok nedeni var deniyor. Burada bir tercih hakkı olmadıklarına vurgu yapılıyor. Dolayısıyla 3'ten söz edilemez. Cevabımız A seçeneğidir. Bu diyalogda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangi sırasıyla getirilmelidir? Bu tür sorularda cevapları dikkatlice okuyup hangi soruyla örtüştürebileceğimizi belirlemek önemlidir. Düşünceleri doğrudan aktarma olanağı sunması nedenlerden sadece biri. Demek ki bir neden soruluyor. Başka birkaç nedeni daha var. Bunlar da siyaset, erdem, gerçek arayışı ve kendini sorgulamadır. Bunları da bana bürünen bir anlatıcı, daha sahici anlatır diye düşünüyorum. Demek ki yazar kahraman anlatıcıyı tercih etmiş. Bunun nedenleri neymiş? Doğrudan aktarma olanağı sunması. Bunu sormuş. Son romanınızda bir kez daha ana kahramanlardan birisiniz. Yani kahraman anlatıcı var. Savunduğunuz fikirleri dolaysız aktarma olanağı sunduğu için mi tercih ediyorsunuz bu türü? Dolaysız aktarma, doğrudan aktarma sözünü karşılar. Dolayısıyla B seçeneğindeki birinci soru yazarın verdiği birinci cevapla ilişkilendirilmekte. Roman büyük ölçüde kurgusal olmakla birlikte oradaki olay ve kişiler gerçek insanlar. Romanın sonuna kadar süren bir gizem var. Böyle bir kurguyu oluşturmak nasıl mümkün oldu? Daha açık sorarsam, bu romandakilerin ne kadarı gerçekten yaşandı? Büyük ölçüde kurgusal diyor. Ancak diyor yaşanmışlıklar var tabii ki, onlardan esinlenme söz konusu. Yorumlarda gerçek ve sanal sahiplerinden kuvvetli esinlenme ile ortaya çıktı diyor. Bu durumda cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada Herodot Tarihi adlı kitapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Tarihi bilgiler içerdiğine ulaşılabilir. Çünkü diyor ki tarih meraklılarının önemli bir başvuru kaynağı. Tarih meraklıları tarihi bilgiler için buna başvururlar. Onun için A seçeneği doğrudur. Kaynak niteliğinde bir eser olduğuna bu da doğrudur. Çünkü bir başvuru kaynağı deniyor. Başvuru kaynağı demek kaynak niteliğinde bir eseri işaret eder. Gezi yazısı özelliğine sahip olduğuna buna da değinilmiştir. Bunu nereden anlıyoruz? Diyor ki dünyayı gezmeyi alışkanlık haline getiren tarih meraklılarının başvuru kaynağıymış. Demek ki bir gezi yazısı özelliği var. Yine örneğin Justin Marozzi Herodot tarihinden yola çıkıp çantasını toplamış. Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya, oradan da Asya'ya geniş bir coğrafyayı görüp anlama fırsatı bulmuş. Gezi yazısı özelliğini gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu kitaptan hareketle buraları geziyor. Günümüzde de değerini koruduğuna bu da doğru bir bilgidir. Çünkü öğrencilik yıllarımdan bu yana diyor dönüp baktığım bazı kitaplar var. Bunlardan biri de Herodot tarihi. Onun için günümüzde de değerini koruduğu söylenebilir. Yazıldığı dönemin tarihsel özelliklerine, bu kitap hangi dönemde yazıldı, o dönemde hangi tarihsel koşullar, tarihsel özellikler hakimdi, bunlardan söz edilmemiş. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır diye bize soruluyor. Şöyle denmiş: dijital devrimle birlikte dünyayla aynı anda ve aynı hızla alıştığımız yeni ve yüksek konforlu bir yaşam anlayışının kavramlarımızı ve değerlerimizi nasıl alt üst ettiği beni bir süredir meşgul ediyor. Yeni dünya anlayışının, yeni düzenin, yeni konforlu yaşam anlayışının, değişen bu dünyanın, dijital devrimle birlikte oluşan bu anlayışın bütün değer yargılarını alt üst ettiğinden yakınmış. Bir süredir kafasını meşgul ediyormuş bu. Dolayısıyla değer yargılarına önem verilmemesinden yakınıyor yazar. Alt üst ettiğini söylemesi, insanların bunlara önem vermemesi anlamını da taşır. Ayrıca yine devam etmiş buna önem verilmemesinden yakınılmaya. Neler mesela bunlar? Diyor ki, bugün hayatımızı işgal eden başta sosyal medya olmak üzere bütün iletişim biçimlerine bakarak insanlık idealinin çok uzağına düştüğümüz hissi içindeyim. İnsanlık ideali, bu da yine değer yargısına önem vermemekten kaynaklanır. Değer yargısının çok uzağına düşmek. İnançtan bilime, aşktan aileye, iyilik kötülükten yersiz yurtsuzluğa, aidiyetten kopuşa kadar düşünce dünyamızı oluşturan bütün kavramlar, ki bunlar değer yargılarıdır, bugün yeniden tanımlanmaya muhtaç. Neden? Çünkü bugünün insanı buna değer vermiyor. Yeni dijital devrimle birlikte oluşan dünya buna değer vermiyordu onun için. O zaman yazar değer yargılarına önem verilmemesinden yakınmaktadır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçadaki şairle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Şiirlerini bir devinim halindeyken oluşturmaktadır. Bu da doğrudur. Çünkü yürürken hissederim şiiri en çok diyor. Devinim hareket etmek demek. A seçeneği doğru. Şiiri modern yaşamın olumsuzluklarına karşı bir kalkan olarak görmektedir. Bu da doğrudur. Diyor ki, modern hayatın paramparça ettiği bir algı dünyamız var. Şiir bizi o parçalanmadan koruyan, algıda tamlığa götüren en güçlü araç. Modern hayatın paramparça ettiği algı dünyasından koruyormuş. O zaman B seçeneği de doğru. Şiiri duygu ve düşüncesini dengeleyen bir güç olarak değerlendirmektedir. Kalbi ve zihni senkronize eder. Kalp duyguyu, zihin düşünceyi dengelemekte, senkronize etmek sözüyle karşılanıyor. C seçeneği de doğrudur. Şiirle müzik arasında önemli bir bağ olduğunu düşünmektedir. Bu da doğrudur. Şiirle müzik arasındaki bağda değinmiştir. Şöyle deniyor: çünkü ben şiiri başlangıçta hep müzik olarak duyuyorum. Şiiri başlangıçta bir müzik olarak duyuyorsa o zaman önemli bir bağ olduğunu düşünür. Algıda seçiciliği geliştirmek için şiirin büyüsüne inanmaktadır. Tam tersi olacak. Algıda seçicilik değil, algıda bütünlüğü yakalayabilmek, algıda tamlığı yakalayabilmek için şiire ihtiyaç var diyor. O zaman cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlatım ve anlam akışını bozmaktadır? Bize verilen parçada gerçekliğin ne olduğuna dair çeşitli görüşler ileri sürülmüş. Daha doğrusu çeşitli görüşler alıntılanmış. Peki nedir bu peşinden koşup durduğumuz gerçek? Aristo'ya göre ne? Umberto Eco'dan bir alıntı. Aristo'ya göre ne olduğu ifade edildikten sonra 4'te denmiş ki, oysa Baudrillard'a göre gerçeklik ilkesi tamamen yaşamın içinde oluşan reel bir süreçtir. Gerçeklik tamamen yaşamın içinde oluşan reel bir süreçtir deniyor 4 numaralı cümlede. Ve 6'da diyor ki, işte tam bu noktada, yani gerçekliğin yaşamın içinde oluşan reel bir süreç olduğu noktada edebiyatta gerçekliği tartışmak gerekli. Kağıt üzerinde yarattığımız kurmaca gerçeklik ile bildiğimiz anlamdaki gerçeklik birbirinden ne kadar farklıdır? Yani yaşamın içinde oluşan gerçeklik birbirinden ne kadar farklıdır denmiş. Baktığımızda 6 numaralı cümle 4'ün devamıdır. Bu durumda 5 numaralı cümle düşüncenin akışını bozuyor. Gerçeğin ne olduğu konusunda yanıltılan ya da gerçeklik algısı saptırılan bireyler artık tercihlerini gerçek olmayan fakat gerçekmiş gibi onun yerini alan şeyler üzerinden yapmaktadırlar. Gerçeklik algısının saptırılmasıyla ilgili herhangi bir değinme söz konusu değil bu metinde.
saptırılan gerçekliğin bireyin üzerinde nasıl bir etki oluşturacağına dair herhangi bir anlatımda yok. Onun için 5 numaralı cümle düşüncenin akışını bozuyor. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilenleri destekler nitelikte değildir? Ben şiiri arkadaşım gibi gördüğüm için şiirle dostum. Şiir benim çocukluk arkadaşım gibidir. O yüzden birlikte yaşıyoruz. Beraber yolculuk yapıyoruz. Tam olarak böyle düşünüyorum. Yani şiir benim hayatım. Bütün hayatımın içerisinde hayatım şiir gibi, şiirim hayatım gibi demeye çalışıyor. A seçeneğinde şöyle denmiş. Sanatçının yoldaşı her zaman onun baş tacı yaptığı edebi türdür. Metinde şiiri baş tacı yapmış. O zaman yoldaşıdır bu denebilir. Ancak buradan bundan sonraki ifade metinde anlatılanla örtüşmüyor. Yaşar Kemal röportajlarıyla ünlenmişti. Ama her ne yaşasa onu romanın yasalarına göre anlatırdı bize. Gördüğünüz gibi burada röportajda ünlenmesine rağmen romanın yasalarına göre anlatmış. Yani baş tacı edilen türle tercih edilen tür birbirine uymuyor. Onun için bu parçada anlatılanları destekler nitelikte değildir. Diğerlerine bakalım. Cahit Sıtkı Tarancı şiir tadında yaşayan bir şairdi. Uyurken şiir gibi derinden uyurdu. Örtüşüyor. Bazı şiirlerim onlarca baskı yaptı. Bazıları ise müziğin kardeşlik desteğiyle milyonların dilinde pelesenk oldu. Ama ben buna rağmen kendi sığınağım olarak şiirin ulviliğine saygı duyarak yola devam ettim. Birçok şiir bestelenmiş ve milyonların dilinde pelesenk olmasına rağmen şiirden vazgeçmediğini söylüyor. Ahmet Muhit Dranas ölüm döşeğinde dahi kurşun kalemi ve not defterini elinden bırakmamıştı. Yastığının altından aldığım o notlarda ölümünden bir gün önce yazdığı şiir vardı. Şiir yazarak yaşamış, şiir yazarak ölmüş. Dolayısıyla metinle örtüşüyor. Sanatçının sadece şiir türünde ürün vermesine örnek isterseniz Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy gibi şairlere örnek verebilirim. Onlar edebiyat yaşamlarının neredeyse tamamında şiirle haşır neşir olmuşlar. Bu da yine metinle örtüşmektedir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada çocuklarla ilgili numaralanmış yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye bize soruluyor. Oyun oynamalarına engel olundu. Engel olunmaktan söz edilmiyor. Bir yanlış. Ebeveynlerin de onların okudukları bazı sanatçılara ilgi duydukları buna ulaşılabilir. Ama yine de kitaplar konusunda olsun ortaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Bazı yazarlar hem bizim hem de onların vazgeçilmezi. İki doğru. İkiye ulaşılabiliyor. Çünkü bazı sanatçılara ilgi duyuyorlar ortak olarak ebeveynler ve çocuklar. Ortaklaşabiliriz. Hem onların hem bizim vazgeçilmemizmiş yazara göre. Kendileriyle ilgili tanımlamalardan rahatsızlık duydukları ya da bunlardan rahatsız olduklarına dair bir bilgi yok. Çünkü bununla ilgili herhangi bir rahatsız mı oluyorlar yoksa bunu seviyorlar mı gibi bir ifade söz konusu değil. Bu durumda cevabımız ulaşılabilir olan sorulduğu için yalnız iki olup B seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın ana düşüncesidir? İster tanıtım yazısı olsun, isterse eleştiri, ilk eserler hakkında yazmak her zaman zordur. Özellikle romanda karşımıza çıkan bu durumun sebebi ilk roman arızaları da diyebileceğimiz şeylerle karşılaşmanın kaçınılmaz olmasıdır. Üçüncü cümleye dikkat edelim. Kurguda yaşanan sorunlar, abartılı betimleme kullanımı, romanın meselesiyle kullanılan teknik arasındaki gerilimler gibi sıralanabilecek bir dizi sorun yüzünden ilk romanlar eleştirilirken doz aşımı yaşanabilir. Metinde anlatılmak istenen 3 numaralı cümlede aslında ana fikir olarak karşımıza sunulmuş. İster tanıtım yazısı olsun isterse eleştiri ilk eserler hakkında yazmak her zaman zordur. Giriş cümlesi bu şekilde. Daha sonra bunların çeşitli nedeni olduğunu söylüyor. Sonra da ilk eserlerin neden ilk eserlerde doz aşımı yaşanabildiği 3 numaralı cümlede nedenleriyle birlikte anlatılmış. Onun için cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada edebiyata yüklenen bir rol değildir?
edebiyatın rolleri şunlarmış. İnsanı zenginleştirmek, diriltmek, ayıltmak. Bakın şurada ayıltmak sözü uyarmak anlamını taşır. C seçeneği doğrudur. Birliktelik, bir derdi başkalarıyla paylaştığını bilmenin yan yana gelmesini ve o derdin devasını el birliğiyle bulmak için bir umut. Burada paylaşmak, el birliği, birlikteliği ifade eder. Yine ortak olduğu sözü de birlikteliği ifade eder. Umut, umut taşımayı sağlayabilirler deniyor. Bu da umut vermekle ilgilidir. Geliştirmek de yine bunlardan biridir. Çünkü umut edenler gün gelir kendilerini kıstıran dünyayı birlikte yıkabilir ve yenisini, daha iyisini birlikte yapabilir. Daha iyisini yapmak gelişmektir. Yine zenginleşmek de gelişmektir. Bu durumda neşelendirmekten söz edilmemiş. Cevabımız A seçeneğidir. Bu cümlelerden bir paragraf oluşturulursa numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın ilk cümlesi olur diye bize soruluyor. Bir paragrafın giriş cümlesi 1. Bağlaçlarla başlamaz. 2. Giriş cümlesinde, yani ilk cümlede, kendisinden önceki bir anlatıma, bir yargıya, bir cümleye gönderme yapılmaz. Onun için bağlaçlarla başlayan, göndermenin olduğu cümleler giriş cümlesi olamaz. Birinci cümle, piyasa böylece insana hakim olurken böylece sonuç bildiren bir ifadedir. Dolayısıyla giriş cümlesinde yer almaz. Böylece diyebileceği bir etki ya da böylece diyebileceği bir durum gerçekleşmiş olacak ki ondan bir sonuç çıkarılsın. Onun için bir yanlış. Yani diye başlıyor. Yani bağlacıyla giriş cümlesi başlamaz. Bu yanılgı sürerken, bu yanılgı gönderme ifade eden bir söz. Bu yanılgı diyebilmesi için kendisinden önceki bir cümlede, bir anlatımda bir yanılgıdan söz edilmesi gerekiyor. Söz konusu değişimin söz konusu diyebilmesi için daha önce bir şeyden söz edecek, anlatacak, bir şeyden bahsedecek. Onun için söz konusu diyebilsin. Bunlar giriş cümlesi olamaz. 3 numaralı cümleye bakalım. Pragmatizm sazı eline aldığından beri dünyanın ekseni kaydı. Siyasette, insan ilişkilerinde, hayatta, hayata bakışımızda ve bugün her şeyinin belirleyicisi konumundaki ekonomide dengeler şaştı. Gördüğünüz gibi burada kendisinden önceki bir cümleye, bir yargıya, bir anlatıma gönderme yapan ya da öyle bir anlatım olmasını gerektiren herhangi bir ifade yok. Genel bir yargı. Dolayısıyla cevabımız 3 olup C seçeneğidir. Bu parça ikiye ayrılırsa ikinci parça numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren başlar? Birinci cümlede şöyle deniyor. Geçtiğimiz yüzyılda insanlık kıtlık, salgın ve savaşları tarihte hiç olmadığı kadar başarıyla dizginlemiştir. Bu geçtiğimiz yüzyılda insanların birçok zorluğu, insanoğlunun birçok zorluğun üstünden geldiği ifade edilmiş ve bunun örnekleri verilmiştir. Dolayısıyla burası birinci paragraf olmalı. Ancak 5. paragraftan itibaren farklı bir konuya geçiliyor ve deniyor ki bu büyük sorunları nispeten kontrol altına alan insanoğlunun yeni gündemi ne olacak? O yeni gündemin ne olduğu burada açıklanmış. Dolayısıyla burası da ikinci paragraf olmalı. Cevabımız 5 olup D seçeneğidir. Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir matematik öğretmeninin yakınmalarından hareketle işçi sorunlarına değiniliyor. Zavallı işçiler deniliyor. İşçinin işi kaç günde bitireceğini bulmak üzere hazırlanan problemlerden söz ediliyor. Yine dikkatlice bakalım. Meğersem işçi değil, iş problemleriymiş. Başka memleketlerin matematiklerinde işmiş asıl problem. Diğer işçilere kinlenmem boşunaymış. Aynı işi bir işçinin tek başına 18 günde bitirmesi, diğer işçinin 24 günde bitirmesi rahatlıktan değilmiş. Devreye patronlar, taşeron firmalar giriyormuş deniyor. Burada işçilerin emekleriyle ilgili bir vurgu var. Burası oldukça önemli. Matematik dersinden söz edilmiyor. Eğitim sistemindeki kimi yanlışlıklardan da söz edilmiyor. Sistemin yanlışlığından yine söz edilmiyor. Yine
diğer ülkelerin müfredatlarından söz edilmiyor. Asıl vurgulanmak istenen, işçilerin yaşadıklarının asıl sorunun işçiler değil, işverenlerin, aracıların emeğe saygı duymamalarıdır ifadesi var. Özellikle parçamızın sonuç bölümü bize bunu açıklıyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Popüler fantastik edebiyatla ilgili bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kolay okunmasına değinilmiştir. Dikkatlice baktığım zaman kolay okunurluğu gözeten stratejiler deniyor. Okunma oranlarının yüksekliğine değinilmiştir. Okurun bu türe fazlaca yakınlık göstermesinden söz ediliyor. Teknik açıdan sorunsuzluğuna değinilmiştir. Teknik olarak mükemmelleşmiş ifadesi karşımıza geliyor. Kurgu açısından olumlu yönüne değinilmiştir. Dramatik yapısı sağlam kurulmuş, fazlalıkları atılmış, anlatım bozukluğu giderilmiş bir yapıdan söz ediliyor. Bu da kurgunun olumlu olduğunu gösteriyor. Ancak dil yanlışlığı açısından eksikliğine değinilmemiş, tam tersi anlatım bozuklukları giderilmiş ifadesi var. Bu C seçeneğiyle de çelişiyor. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada yazarın özellikle vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Burada Ahmet Haşim'le ilgili bir parçayla karşılaşıyoruz. Ahmet Haşim'in Türk denemeciliğinin öncüsü olduğu söyleniyor. Eserlerinden söz ediliyor. Yine Nesir Vadisi'ndeki ustalığından söz ediliyor. Yani düz yazı ustası olduğu tekrar ediliyor. Parça tamamen Ahmet Haşim'le ilgili olduğu için sorumuzun doğru cevabı da Ahmet Haşim'le ilgili bir seçenek olmalı. Bunu A seçeneğinde görüyoruz. Ahmet Haşim'in şair olarak bilinmesine rağmen nesir alanında da önemli bir yazar olduğu denmiş. Parçada bu vurgulanıyor. Altı çizili bölümlerde bunu görüyoruz. Genel ifadeler yani B, C, D, E seçeneklerindeki genel ifadeler söz konusu olamaz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilebilir? Burada geçen yüzyıl denmiş ve farklı bir yüzyıl denerek bugünkü yüzyıla bir gönderme yapılmış. Çok farklılık var, bilgilerimiz dipten sarsılıyor denmiş. Bu ifadeyi, boşluktan sonraki bu ifadeyi dikkatlice incelemeliyiz. Buna uygun bir ifade gelmeli, boş bırakılan yere. Fakat bu inancın yaşadığımız yüzyılı derinden de etkilediği ifadesi boş bırakılan yere getirilemez. Çünkü farklılık var. Birikimin olduğu gibi taşındığı, yeni çağa hazırlanmakta sorun yaşandığı, yaşamın teknolojik gelişmelerle etkilendiği doğru cevap olamaz. Ama dijital devrimle birlikte her şey değişti. Farklı bir yüzyıl yaşıyoruz. Değişim var, dipten sarsılış var. Genetik hayatımızın içinde kavramlar birbirini eziyor diyebiliriz. Yani bu değişimi, boşluktan sonraki farklılığı anlatacak bir ifade boş bırakılan yere gelmeli. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada köşe yazarlarının okurdan beklentisiyle ilgili hangisine değinilmemiştir? Şaşırmaya değinilmiştir. Vay be, bunu bilmiyordum desin. Takdir edilmeye değinilmiştir. Bayılıyorum abi ben bu adamın yazılarına ifadesinde takdiri görüyoruz. Yine aynı şekilde beğenilme de burada vardır. Ya da biliyor musun ben bu meseleye bugüne kadar hiç böyle bakmamıştım ifadesi yine beğenilme olabilir. Empati kurma da vardır. Dikkatlice baktığımız zaman benim duygularıma tercüman olmuş ifadesi bir empatidir. Ancak burada bir öneride bulunma beklentisi söz konusu değildir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Parçanın anlatımı için hangisi söylenemez? Karşıtlıklardan yararlanıldığı söylenebilir. Öncelikle B seçeneğine baktık. Kızgın sular var, soğuk kumlar var. Burada karşıtlık söz konusu. Benzetme var mı? Evet. Kurgular soğuk kumlar gibi geliyor. Yani kuma benzetme söz konusu. Yinelemeler de vardır, ikilemeler. Çarpık çırpık derken burada bir yineleme olduğunu söyleyebiliriz. Yine mecaz anlamda sözcükler var mıdır? Vardır. Söz gelimi kalem oynatmak var. Bu bir deyimdir ve mecazlı bir söyleyiştir. Bunu örnek gösterebiliriz. Yine saydamlaştırmak, geçirgen tavır gibi ifadelerde mecaz anlamı örneği olarak söylenebilir. Fakat bu parçada pekiştirmeli anlatım söz konusu değil. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Parçanın anlatımında hangisinden yararlanılmamıştır? Tanımlama var. Kara sevda nedir? Kara safra demektir şeklinde ilk cümlede tanımı görebiliyoruz. Örnekleme var. Şeyh Galip, Nerval,
John Keats gibi ifadelerde Freud'da örnekleme yapılmıştır. Karşılaştırma söz konusu metinde kara sevda hüzünden, kederden farklı derken bir karşılaştırma söz konusu. Böyle bir durum görebiliyoruz. Tanık gösterme var. Julia Kristeva'nın görüşü burada belirtilmiş. Ona göre deniyor. Onu kendi düşüncemize tanık olarak gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Ancak bu parçada benzetmeden yararlanılmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir.